Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Xitay xalq puli 7.10 ötkülünü büsüp ötti. Avustraliyalıklar torunun haberde bildirilişe tünü gün Xitay xalq pulunun dollar perivot nisbeti 7.10'lik ötkülünü büsüp ötüp, 2018 yılın bu yankı en töven seviyeye düşken. Aldınca hepte Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay'nın 300 milyar dolarlık melidin 10%'lik koşumcu tamojunu bece eliş hakkıdaki kararını ilan kılgan deyken, İşki devletin otursudaki soğudu orışı kayıtıdan ciddileşti. Bugün Xitay xalq pulunun Xitay'daki perivot nisbeti 7.10'da çıktı. Bunun təsiri de Avustralya pulunun dollar perivot nisbeti mu bugün 0.14% çüşüp 10 yıldan bu yankı en tövən səviyyəni yarattı. Ama küzetküçüler Xitay'nın xalq pulu kursunun çüşüge qastan yol koyup Amerika'nın tamojunu beci təhdidigi karıştırmakçı bolğalıqını pəraz kılgan. Trump mu bundan burun Xitay'nın qasten pul bakallıqını keltürüp çıkarıp, eksport sodası da payda almakçı bolğallıqını köp qıtım təkitligen. Ama Xitay taraf bunu rad kılıp gelgen. Xitay perivot aldamçısı edip elan kılındı. Amerika avazının bugünkü haberde məlum buluşca Amerika Maliyyə Ministerliği Xitay'ını perivot aldamçısı edip elan kıldı. Haberde Amerika Maliyyə Ministeri Steven Mnuchin bayanat elan kılıp, Amerika Prezidenti Donald Trump'tın alğan hukukuğu binaen Xitay'ını perivot aldamçısı da bahalaydıqallıqını cekarlıqallıqı. Xitay'nın bazarğa arlış arqılıq xalıq pulunun kımmetini maksatlik tövelletkenliki, şu sebeplik minister Steven Mnuchin'nin Xalqara Pul Fondi cemiyeti bilen alaqılışıp, Xitay'nın bu kılmışı şekillendirgen adaletsiz rekabet muhitinin yoktilişi üçün kadem taşlaydıqallıqı bildirildi. Bayanatı yana Xitay'nın 20 devlet başlıkları yığınıdı bergen iqtisadi vədilerinin əksici qadem taşlıqallıqı ve bunun münasifetlik əhdinamelerini ayağı astı qılgallıqı bildirildi. Trump bir neçik gün ilgiri Xitay'dan import kılınan 300 milyard dolarlıq məhsulatlarına 10%'lik koşumçı tamojunu becini 1. sentabrdan itibaren resmi icra qıldıqallıqını cekarlıqan deyken, Xitay'ımı bunun qarıda oxşaş derecede cevap qaytırdıqallıqını ilan kılgan idi. Xitay'nın Xubey ölkəsində iğır su apeti yüz verdi. Xinhua agentliğinin bugünkü haberge asaslanğanda Xitay'nın Xubey ölkəsində su apeti yüz verip 19 kişi ölgən 6 kişi yokap getken. Xaberde Xitay'nın Xubey ölkəsində karışlıq Tujia Miaozu Abdunum Oblastı'nın Xifin naisidi yakkan şiddetlik yamğurunun kütülmegen kelkün apetigi ayınlıp Nurgun kentlerini su besip ketkenliki. Nurgun kişinin yokap ketkenliki izdep kutkuzuş jarayanında 61 kişi tepilip 13 kişinin ölgenliki. Xubey ölkəsiga qarashliq Yunyang rayonidagi kelkün apitida 6 kişi ölüp 6 kişinin yokap ketkenliki bildirildi. Xitay ciddi halat başqarmasının yakında elan kılgan bayanatida bu yıl yazdı yakan şiddetlik yamğur sebebiden cemi 19 milyon 910 min kişinin ziyan uçurganlığı ve 1 milyon 300 min kişinin bihatar caylarına yötkelgenliği aşka arlandı. Xitay şirketlerinin Amerika'dan yezi ilgiliki mahsulatı seti verilişi toxtatıldı. Xitay Soğudu Ministerliği Xitay şirketlerinin Amerika'dan yezi ilgiliki mahsulatı seti verilişini vaqtlıq tonglat kallıqını ilan kıldı. Xitay Soğudu Ministerliği ilan kılgan yazın bayanatta Amerika'nın 300 milyar dolarlık Xitay mahsulatlarına 10%'lik koşumcu baş koyuş arqılıq Xitay Reisi Xi Jinping bilen Amerika Prezidenti Donald Trump'nın 20 devlet kuruhi başlıklar yığınıda hasılı kılgan pikir birlikige iğir ziyan salgallıqı bildirildi. Xitay'nın 3. Ağustos'tan itibaren Amerika'dan import kılındıgan yezi ilgiliki mahsulatlarına tamojunu beci keçürüm kılmaydıqallıqı təkitlenip, münasifetlik Xitay şirketlerinin mu Amerika'dan yezi ilgiliki mahsulatı seti verilişi vaqtlıq tonglatıldı deyildi. Xitay Soğudu Ministerliği ilan kılgan yazın bayanatta, Xitay bazarının çoğun fırsatlarına iki işkerliki ima kılınıp, Amerika'nın iki devlet rehberleri otursa da Osaka'da hasılı kılınan pikir birlikini samimi halde icra kılışını ve iki devletinin yezi ilgiliki sahasındaki hemkarlıkı dair kereklik şeraitlerinin hazırlanışı üçün bergen vadelerine emel kılışını arzu kılımız deyildi. Xitay'nın Amerika'dan import kıldığan yezi ilgiliki mahsulatlarının asaslıq köp kısımı pırçak, paxta, buğday, kömü qonaq ve çoşku güşüden terkip tapıdı. Müzik
Xitoyga etkaz qilinish ehtimoli bo'lgan 2 million 800 ming dollarlik oltin qo'lga tushdi. Kamerunning eng cho'ng savdo shahri Douala xalqaro aerodromida 2 million 800 ming dollarlik etkaz oltin qo'lga tushirildi. Pilchi sohiliga tava bir xabarlar to'rining xabar qilishicha, tamojni ma'murlari Efiopiya havo yo'llari shirkatiga tava bir aeroplanda yo'lovchilarga tarqatilgan adiyalning ichiga oltin yashirilganligini bayqagan. Tamojni ma'murlari tekshirish natijasida qimmati 2 million 800 ming dollarlik 60 kilogram oltinni qo'lga tushirgan. Amonlikni saqlash tarmoqlari oltinning Xitoy va Dubayga yo'llash uchun aerodromga elib kelinganligini bildirdi. Qo'lga tushgan bu atkas oltinning Kamerun tarixida birli qitimda qo'lga tushirilgan eng ko'p miqdorliq atkas oltin ekanligi eskartildi. Kamerunning Atlas dengizi sohiliga joylashgan eng cho'ng savdo shahri Douala va uningga yaqin Limba shahri Nefit, Alyumin va Olmasdan boshqa yana ko'p miqdorda oltin zapisining borligi bilan tunildi. Mike Pence Uyg'urlar, Xitoy demokratlari va diniy guruhlar vakillari bilan uchrashdi. 5 avgust dushanba kuni Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerikadagi Uyg'urlar va shundaqlar demokrat Xitoy vakillari, xristian va Falun Gong murtlari vakillarini qabul qilib, ular bilan suhbati bo'ldi. Mazkur uchrashuvga Dunyo Uyg'ur qurultayining ijroiya komitetining raisi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Umar Qanat afandi taklif qilingan bo'lib, uchrashish atigan soat 11 da boshlanib, 1 soat davom qildi. Umar Qanat afandining Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, bu qitimliq uchrashuv muavin prezident Mike Pence afandiga Uyg'urlarning talablarini yetkizadigan muhim bir fursat bo'lgan. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan lager tuzumi va boshqa ta'qiblash siyosatlarini eng kuchli tanqid qilgan arboblardan biri. U tunji qitim o'tgan yili poytaxt Washingtondagi Hudson institutida so'zlagan nutqida Uyg'urlar haqida maxsus to'xtalgan va Xitoy kompartiyasi Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini hukumat lagerlariga qamab, ming yuz harakati elib bormoqda. Bu lagerlardan qutulib chiqqanlar beshig'i kelganlarni Xitoy kompartiyasining Uyg'ur milliy madaniyatini bo'g'ish va ularning e'tiqodini yo'q qilishni maqsad qilgan maqsadlik harakati deb tasvirlamoqda degan edi. U yana 8 iyul kuni xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inining yopilish marosimida so'zlagan nutqidimi? Xitoy kompartiyasining 1 milliondan ortiq Uyg'ur qatarliq musulmonlarni lagerga qamaganligini va Amerikaning hargiz buningga qarab turmaydiganligini ta'kidlagan edi. Uchrashuv qatnashgan Xitoy demokratiya vakillari, xristianlar va Falun Gong vakillari ham birdek holda Sharq Turkistondagi vaziyatning jiddiyligini ta'kidlab, buni Xitoy rejimining o'zlariga o'xshash boshqa guruhlarga ham qo'llanadigan muomilasining jiddiy signali va bir o'rniki deb qaraydiganligini bildirishdi. Umar Qanat afandining bayon qilishicha, bu uchrashuvda Mike Pence afandiga oldi bilan Uyg'ur masalasini Xitoy bilan bo'lgan savdo suhbatlarida o'tirg'i qo'yish va shundaqli Washingtonda maxsus Uyg'urlarning vaziyati tema qilingan bir xalqaralik yig'in chaqirish qatorliq takliflarini sunugan. Xitoy rejimi Bingtuanga odam qabul qilishni tezlatmoqda. Xitoy rejimi Bingtuanni Sharq Turkistonning janubiga texnomo kengaytish planining bir qismi sifatida uningga ichkiri o'lkalardan odam qabul qilishni davomliq kuchaytirmoqda. Xitoy taratqularining oshkorlashicha atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanni bu yil yana 1140 nafar xizmatchi qabul qilish e'lonini chiqargan. Qabul qilinadigan xizmatchilarning mutlaq ko'p qismi ma'rif sistemasiga, oz bir qismi universal boshqarish o'rinlariga o'rinlashtirilgan. Xabarda qabul qilinadigan 1140 nafar xodimning 1088 nafarining Bingtuan ma'rif sistemasidagi 609 o'rinda xizmat qildiganligi ta'kidlangan. Xitoy rejimi 2017 yili 2 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni tutqun qilib, lagerlarga qamash bilan bir vaqtda Bingtuanni janubdagi Uyg'urlar zich o'ltirishlik rayonlarga kengaytirishni o'ttirg'i qo'ygan. Shundan beri Bingtuanning janubdagi polk va diviziyalari kengaytirilib, uningga keng ko'lamda odam qabul qilish boshlangan. Lekin Xitoyning mazkur plani Uyg'ur tashkilotlarining tanqidiga uchragan. Ular Uyg'urlarning keng ko'lamlik lagerlarga qamalib, ularning o'rni Bingtuanga elib berilayotganligini ilgari surib keldi. Ularning qayd qilishicha, Xitoy rejimi Bingtuanga xizmatchi qabul qilishni kengaytirib qolmay, G'arib plani degandek nomlarda fidoiy atrotlarni uyushtirib, ichkiri o'lkalardagi Xitoy oliy maktab o'quvchilarini Sharq Turkistonning janubiga jalb qilmoqda. Xitoy xabarlar to'rining o'tgan hafta tarqatgan bir xabarida Xitoyning ichkiri o'lkalardan G'arib plani fidoiylar harakatiga qatnashgan 1800 nafar o'quvchining Bingtuanga fidoiy bo'lib kelganligini bildirgan edi. Hey!
Qirg'iz xalqi Xitoylarni qo'g'lab chiqardi. 5-avgust Qirg'iz xalqi Qirg'izistonda oltin qizayotgan Xitoylarni qo'g'lab chiqardi. Ma'lum bo'lishicha 4-avgust Qirg'izistonning Norin viloyati Sultan Seriq oltin kenida oltin qizayotgan 60 tak Xitoy shu rayonga oltin qizish uchun borgan yerlik qirg'izlarni toshlar bilan etib qo'g'lagan. 5-avgust Xitoyning Qirg'iziston zaminida qirg'iz xalqini tosh etib qo'g'lagan yo'lsizligini anglagan qirg'iz xalqi darg'azab bo'lib, taraf-tarafdan kelib 500 ga yaqin kishi to'plangan. G'azabdan bir yerga to'plangan xalq Xitoyning oltin kenida ishlayotgan Xitoylarni tosh kaltaklar bilan urib qo'g'lashga boshlagan. Saldak eqib kelgan xalqdan qo'rqqan Xitoylar kondiki mashina va barliq uskunlarini tashlab qochib ketgan. Egilinishcha oxirida Qirg'iziston hukumat taraf saqchi va bexatarlik xodimlari bilan vaqaga mudoxala qilib to'qunishni tinchlantirishga tirishgan. Qitaylarni olib chiqib ketib boratsa. Bazadan Qitaylarni olib chiqib ketib boratsa tamomda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.